Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Koronavirüsü konuşacağız, salgını konuşacağız. Gerçekten biraz önce Aykut Erdoğdu önemli bize bir fikir, bir düşünce, bir ideoloji, bir duruş, bir siyaset ziyafeti verdi. Önemli şeyler söyledi. Türkiye'nin gerçekten tartışması gereken şeyler. Zaten Halk TV dışında başka yerde bunu duymanız da mümkün değil. Doğruları konuştu. Açık, net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi sıra salgında. Salgında da aslında hepimizin merak ettiği doğrular. Yani bize anlatılan, bize söylenen, bize kabul ettirilmeye çalışan, bizi ikna etmeye çalışanların söylediği dışında ne var? Nedir gerçek? Bugün içinde bulunduğumuz koşullar ne? Dünyadaki koşullar ne? Özellikle Türkiye'de alınan önlemler ve bugün için başlayan, özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı COVID-19 normalleşme planı diye bütün resmi dairelere gönderildi biliyorsunuz bu PDF şeklinde 28 sayfalık ve aylık nasıl Türkiye'nin normale geçeceğiyle ilgili. Ama Türkiye normale hazır mı? Rakamlar Türkiye'nin aslında normale geçtiğini ya da salgının düşmeye başladığını gösteriyor mu? Bu doğru mu? Biri bize yalan mı söylüyor? Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Bu konudaki Türkiye'de benim tanıdığım en iyi uzmanlardan biri. Profesör Doktor Gaye Uster, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyesi ve enfeksiyon konusunda uzman. Amerika'da eğitim görmüş, yurt dışında bilgisi var ve yurt dışıyla Amerika'da Türkiye arasında ve Avrupa ülkeleri arasında da sürekli fiber kablolarla mekik dokuyan bir insan, bilgileri toplayan bir insan. Gaye Hanım, merhabalar hocam, kolay gelsin. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Fatih Bey. Kolay Teşekkür. gelsin. Sağ olun. Hocam şimdi aslında bu COVID-19 normalleşme planı diye bir plan yayınlandı. Siz de görmüşsünüzdür bunu. Burada genel kısıtlamaların kaldırılmasından başlıyor ve spora kadar genel kurallar çerçevesinde yine gıda, tarım ve orman, kültürel etkinlikler, Mayıs ayından başlatılan ve Mayıs ayının içinden geçtiğimiz günlerin de dahil edildiği ama asıl projeksiyonun Haziran ve Temmuz üzerine kurulduğu, hatta bazılarının Eylül'e kaydırıldığı enteresan bir normalleşme planı var. Ama 2 günden beri görüyoruz ki aslında Türkiye'nin normalleşme planı var ama salgın normalleşmiyor. Yani salgındaki rakamlar hala 1600'lü rakamları bugün konuşuyoruz. Hala 40'ın altına ya da 30'un altına düşüremedik vefat sayılarını. İşte yoğun bakımdaki insanların sayısında azalma var diyorlar ama yani sonuç olarak yeni vaka sayısı azalmıyor. 1600, 1700, 1800 doğrudur. İlk başlarda 3000'lerden, 5000'lerden konuşuyorduk ama yine de normalleşme için öncelikle hocam bu hafta için konuşun, açık net söyleyin. Hakikaten böyle bir normalleşme planı için yeterli bir tablo gördük mü? Yani böyle bir hızlı bir iyileşme, bir tablonun değişmesi var mı? Yoksa nedir bu normalleşme planı? Ben öncelikle işin iyi tarafından başlamak istiyorum. Çünkü herkesin çok tedirgin olduğunu, herkesin ileriyi görememekle ilgili kaygılarının olduğunu biliyorum. Bu nedenle hem işin mutfağında olan, halen bir üniversite hastanesinde bu hastaları gören, bu hastaların varlığıyla iç içe olan bir kişi olarak ve tüm Türkiye genelinde de bir iyi tarafından başlamak istiyorum. Açıkçası son 2 haftadan beri önemli oranda hastaneye başvuran hasta sayısında azalma var. Hastanede yatmakta olan hasta sayısında, yoğun bakım ünitesinde yatan hasta sayısında, yani genelde o enfeksiyonun yukarı doğru yükselen ve hızlı artış gösteren kısmından uzaklaştığımız, belki de pik noktasına ulaştığımız ve bir anlamda artık plato süresine geçişten bahsedebilir durumdayız. Bu Avrupa ülkelerinde de böyle. Bunun tersi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde hala vakalar artıyor.
başka yeni ülkelerde yeni tırmanmalar, örneğin Hindistan'da, Pakistan'da, İran'da artışlar var, Brezilya'da var. Yani dünyada aslında enfeksiyon devam ediyor. Ama bizim gibi son 2 aydır, 3 aydır bu enfeksiyonla uğraşan ülkelerde bir sönümlenme olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki sönümlenmeye başlamayla birlikte yeniden ne zaman normalleşeceğiz, nasıl normalleşeceğiz tartışmaları da birlikte geliyor. Ve Avrupa ülkelerine baktığımızda yaklaşık 15 gün önce 11 Mayıs'ta başlayan, işte Haziran'ın sonuna kadar devam eden peyderpey bir kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme üzerine temkinli planlamaların yapıldığını görüyoruz. Açıkçası Türkiye ile ilgili benim kaygım şu, çünkü Türkiye kendi örneklemesini yapmak yerine öncelikli olarak tabii ki ekonomideki olumsuz etkiler zaten başlarken biraz önce Sayın Aykut Erdoğdu çok detaylı anlattı. Başlarken zor durumdaki bir ekonomi salgınla birlikte daha kötü bir duruma geldi. Bu nedenle ne yazık ki siyasi erk salgının mevcut durumunu Türkiye içerisinde reel analiz yapmaktan öte ekonomiyi öncelleyerek Avrupa ülkelerine benzer bir modelleme telaşında, açıkçası beni bu ürkütüyor. Şimdi bütün ülkelerin ne yaptığına bakalım, bilimin ne düşündüğüne bakalım. Bir pandemide normalleşme sürecinin başlaması ya da yeni normalin oluşturulmaya başlayabilmesi için bazı kıstasların olması gerekiyor. Nedir bunlar? Bir, işte testler yapılıyor. Günlük pozitif test sayısında azalma. İkincisi, hastane başvurularında azalma. Hastaneye yatan hasta sayısında azalma. Ölüm oranlarında azalma. Şimdi Türkiye salgının başından beri ve biz hekimler, bilim insanları yeşil bir tablo ile bize verilen rakamları bekliyoruz. İşte bugün kaç test yapıldı? Test pozitifliği nedir? Bugün ölen hasta sayımız kaçtır? Ve son zamanlarda iyileşen hasta sayısı. Ancak duruma ilişkin bir analizin yapılabilmesi için, yani gerçekten Türkiye plato döneminin neresinde? Türkiye'deki riskler hangi durumda? Hastalarla ilgili veya farklı değişkenler üzerinden analiz yaptığımızda karşımıza hangi veriler çıkacak? Açıkçası bir kör dövüş içinde bilim insanları. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu süreçte şüphesiz iyi şeyler yaptı. Bir bilim kuruluyla, konunun uzmanı kişilerle bu işi götürüyorsa da siyasi erk Sağlık Bakanlığı üzerinde tam kontrolü bulundurması nedeniyle bakanlık kapalı devre bir çalışma sistemi yürütüyor. Şeffaflık yok. Şeffaflığın olmaması bizim gerçek bir analizi yapmamızı engelliyor. Bu da güven duygusunu zedeliyor. Son 3 gündür verilere baktığımızda, geçen haftayla kıyasladığımızda pozitif vaka sayısında artışın olması Türkiye'nin hemen erkenden eski normal yönünde adımlar atmasının aslında çok normal olmadığını göstermesi açısından önemli. Şimdi hocam, normalleşme derken iktidar, özellikle Türkiye yöneten insanların kafasında ekonominin normalleşmesi ya da Türkiye'nin iktisadi hayatının, Türkiye'deki sokaktaki yaşamın normalleşmesi konusunda bir telaşı var. Çünkü uzun dönem eğer bu önlemler devam ederse, ekonominin bunu kaldıramayacağı gibi bir, Ankara'dan ben size bu bilgiyi doğrudan veriyorum, böyle bir endişe var. Bu endişe öne geçerse, virüsle mücadeleyi bu endişe sollayıp devam ederse, yarın öbür gün insanların daha çok evde kalmasına, insanların daha çok kısıtlamalara maruz kalmasına neden olmaz mı? Bakın hemen bir rakam vereyim ve siz devam edin. Alışveriş merkezlerini 3 günde 3.4 milyon kişi ziyaret etmiş. Bakın 3 günde. Yani bu inanılmaz bir rakam. 420 AVM açılmış ve 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etmiş. İlk gün 1 milyon 226 bin, ikinci gün 1 milyon 100 bin, üçüncü gün 1 milyon 180 bin. Şimdi
bu normal bir rakam mı? Yani biz bu kadar çabuk, yani kafamız mı normalleşti? Neden bu tür şeyleri, ki AVM gibi çok sizin bilim insanların korktuğu, çok çekindiği bir ortamı bu kadar çabuk entegre edip yaşama dahil ettiler? Nedir bu telaş? Şimdi telaşı tabii sizin de söylediğiniz gibi telaşın nedeni aslında ekonomideki zorlanmanın, tüketimin dondurulmasının, üretimin donmasının, işsizliğin artmasının bir şekilde hızlı hızlı, telaşlı bir şekilde önüne geçmek ya da kontrol etmeye çalışmak. Ancak yeni normali tartışırken veya yeniden normale nasıl geçeceğiz diye konuşurken önümüzde ya da elimizde bazı kıstasların olması gerekiyor. Siyasi erkin bu kararları almadan önce halk sağlığı uzmanlarının, epidemiyologların düşüncelerini, tavsiyelerini alması ve sonra da bu bir tavsiye kararı, ben ister uyarım ister uymam düşüncesi içinde değil de bu tavsiye kararlarının reel olması gerekenler olduğu konusunda ikna olmaları ve bunlar doğrultusunda yeniden normalleşmeyi başlatmaları gerekiyor. Bakın, iki önemli kıstastan bahsedeceğim size. Buyurun. Rakamsal olarak. Bunlardan bir tanesi, yeniden normalleşmeyi tartışırken günlük yapılan test sayısı ve günlük pozitif çıkan test sayısı arasında ilişki. Yani yeni saptanan vakalar. Aradaki oransal ilişkinin normalleşmenin başlayabilmesi için %5'in altına inmesi gerekiyor. Türkiye bu salgınla ilk karşılaştığı günlerde, yani enfeksiyonun en hızlı hızlı yükseldiği dönemde bu oran %10'ların, %11'lerin üzerindeydi. Ve geçtiğimiz hafta bir anda azalan vakalar, gerçi test sayıları da azaldı ama orana baktığımızda %4,5'ları görebildik ki bu olumlu bir şeydi. Fakat AVM'lerin açılması, bir takım serbestliklerin hızlı hızlı hayata girmesiyle son iki gündür bu oranın yeniden %5,5'lara, %6'lara yaklaştığını görüyoruz. Demek ki burada sakıncalı olan bir durum var. İkinci başlık, dün akşam Sayın Sağlık Bakanı'nın bizzat ağzından duyduk. Bir basın mensubu dedi ki, Sayın Bakan, Türkiye'nin R0 katsayısı kaçtır? Şimdi R0 katsayısı denilen şey, başından beri bizlerin titizlikle üzerinde durduğu olay, temel üreme katsayısı. Bu ne demek? Bir kişi COVID-19'la enfekte olduğunda kaç kişiye bulaştırıyor? İşte bu rakama temel üreme katsayısı diyoruz. COVID-19 enfeksiyonu Türkiye'de başladığında temel üreme katsayısı 2.3-2.5 arasındaydı. Şimdi bu rakamı çok basit bir formülle şunu şuna bölelim, şununla çarpalım diye elde etme şansımız yok. Bu rakamın doğru tespit edilebilmesi için örneğin bizlerin veya epidemiyolog arkadaşların Türkiye'nin R0 katsayısını belirleyebilmeleri için o yeşil tablodan daha öte rakamların daha net, daha açık, sansürsüz paylaşılması lazım. Şimdi bu noktada bir kişi enfekte olduğu olduğunda enfeksiyonu bulaştırma süresi burada bir belirleyici faktör. Bir başkası temaslıların sayısı, yine bu rakamı etkiliyor. Bir diğeri de COVID-19'un bulaşma yolu nedir? Şimdi dün akşam Sayın Sağlık Bakanı'na R0 sorulduğunda hızlı bir şekilde Sayın Sağlık Bakanı dediler ki Türkiye'nin R0 sayısı 1.56. Eyvah dedim ben. Benim gibi birçok arkadaşımın da eyvah dediğini dolaylı şekildeki paylaşımları ile gördüm. Bu ne demek? Şimdi R0 sayısı 1'in üzerinde ise salgın, yani epidemi ya da pandemi devam ediyor anlamına geliyor. R0 sayısı 1'e eşit olduğunda hala devam ediyor ama bir kişi bir kişiye bulaştırabilir durumda. Şimdi normalleşmeyi konuşurken, normalleşme kararları alınırken R0 katsayısının 1'in altına inmesi lazım
Bu neyi gösteriyor? Salgının durma noktasını, salgının sönümlenme noktasını gösteriyor. Bakın bugün Almanya'da normalleşme başladı. Normalleşme başladığında R0 katsayısı 0.6 civarındaydı. Ve bir takım gevşemeler, kısıtların kaldırılması sonucunda Almanya'da R0 sayısı 1'e yaklaştı. Şimdi Türkiye'de 1.56'lık rakam salgının hala devam ettiğini, sönen bir şey olmadığını gösterirken katsayı 0.6 olan başka ülkelere benzeyerek o ülkelere benzer şekilde bir normalleşme sürecine girmenin sakıncalı olduğunu düşünüyorum ben. Bir anlamda toplumu kendi haline bırakmak, işte AVM'ye gidin, haftanın iki günü çocuklar dışarı çıksın, parkta birbirleriyle sarıla, öpüşe, koklaşa dolaşsınlar. Bu demek değil. İnsanların maskeye ulaşamadığı, herkesin maske alamadığı bir toplu yaşamdan bahsederken, toplumsal kabulü sağlamanın çok kolay olmadığı bir ülkeden bahsederken, kültürel alışkanlıkların ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği durumları da hesaba katarak, R0'ın 1.56 olduğu bir ülkede normalleşme çabaları ve bu çabalar içerisinde AVM'lerin açılma öncelliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi başına ligleri başlatma sürecine karar verebilmesi, tüm bunların normalleşme ya da yeni normali tarif etme adına doğru olmadığını düşünüyorum. Peki hocam, yani ne istiyorlar? Mesela ekonomi nasıl olsa bu salgını kaldıramayacak. Bari insanlar sokağa çıksın, bir sürü bağışıklığı oluşsun. İşte Allah korusun ama ölenler ölür, kalan sağlar vergi mükellefi mi? Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Yani ben bu mücadelenin gevşetilmesinin bilimsel ya da sağlığa dayanan temel noktalara uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Çevremde konuştuğum insanlar da böyle düşünmüyor. Yani bu yumuşatmanın, tamam batıda başladı ama Almanya, demin örnek verdiniz, Almanya en düşük ölüm vakasına ve takip vakasına sayılı çok fazla test yaptı. Yine Japonya'da bu iş öyle yapıldı. Yine bu iş çok ciddiye alan İskandinav ülkeleri var. Onlar da bu işi ciddiye aldı. Güney Kore ciddiye aldı. Yani onlar bir anlamda bunu gerçekleştirdi. Bizim sanki bir hocam, insanımızın da bir telaşı var. Bakın bugün yollar yine dolu. Yani virüs salgın öncesi tablodan çok daha yoğun bir trafik var. AVM'ler açık. İnsanlar yine çok ciddi anlamda o fiziksel mesafeyi ya da sosyal mesafe, ne derseniz deyin, o güvenlik anlamında onu aşmış durumdalar. Şimdi bu bize ikinci bir salgın korkusu, yeni bir tehdit korkusu, yeniden eve kapanma şeyini aklınıza sizin bir bilim insanı olarak getiriyor mu? Şimdi bakın, salgın yönetimlerinin iki ayağı vardır. Bir tanesi salgını durdurmak, etkeni yok etmek. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Etkene yönelik aşıyı eğer bulabilirsek, o aşı kullanıma girerse ve biz o aşıyı kullanma fırsatını elde edersek salgını kontrol edebiliriz. Başka ne olabilir? İlacını bulursak, yani o bu etkene özgül ilacı bulursak, o zaman da hastaları özgür ilaçla tedavi ettiğimiz için salgını durdurabiliriz. Başka ne olabilir? Biraz önce sizin söylediğiniz gibi oluruna bırakıp sürü bağışıklığı denen durum ve toplumun en az %55, %60'ını bu etkene karşı bağışık duruma getirdiğimizde, ki bu aslında aynı zamanda tehlikeli bir durumdur. Çünkü bir grup bağışık hale gelirken bir grup hastaneye çokça yatar, bir grup da çokça yaşamını kaybeder. Onun için hani sürü bağışıklığı çok hızlı bir şekilde olsun, toplumsal bağışıklık hızla sağlansın diye istenilen bir durum değildir aslında. Birincisi salgını durdurmanın yolu bunlardır, bunu hatırlayacağız. İkincisi tabii ki hastalanan kişilerin tanımlanması, testlerle yapıyoruz bunu. Hastalanan kişilerin tanımlanıp tedavi edilmeleri, izolasyona alınmaları, bu da ayrı bir ayaktır. Ancak bu ayakta başarılı olmamız demek,
bizim salgını çok başarılı yönettiğimiz anlamına gelmez. Şüphesiz Türkiye'de mevcut hasta sayısının sağlık kapasitesinin üzerine çıkmaması, yani o kontrollü yükselişi sağlayabilmemiz bir başarı öyküsüdür. Ve sağlık kapasitesinin üstünde hastanın olmaması nedeniyle sağlık hizmetinin rahatlıkla verilebilmesi, bu hastaların tedavi edilmeleri bir başarı öyküsüdür. Ama Türkiye şu anda salgını kontrol edecek, yani salgını durduracak bir şey yapmamıştır. Elimizde bunu yapmaya yönelik bir şey de yoktur. Veriler kapalı devre çalışmaktadır. Bu nedenle bilim insanları, epidemiyologlar yeniden normalleşme nasıl olacak, ne zaman olacak buna yönelik bir şey söyleyememektedirler. Bakın şöyle bir tarif var, ben bunu çok beğeniyorum. Salgın hastalıklar yangınlara benzer ve yangının içinde körebe oynayamazsınız. Yangının içinde bir kere beş duyunuzun açıkta olması, beş duyunuzun çalışabilir olması gerekir. Ve yangında ne kadar çok yakıt varsa yangın o kadar alevlenir. Yakıt ne kadar azsa da yangın yavaş 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 söner. Şimdi burada yangın nedir? Yangın, yangındaki yakıt nedir? Yangının çoğalmasına neden olacak yakıt duyarlı insan popülasyonudur. Biz yakıtı eve soktuk. Yakıtı eve kapattık. Yakıt olmadığı için salgın sönümlenecek tabii ki. Şüphesiz ki hızı kesilecek. Ama biz erken normalleşmeyle, yani o duyarlı popülasyonu dışarı çıkarttığımızda yangın yeniden yakıtı bulduğu için alevlenecektir. O nedenle yeniden normalleşme ya da tecritin kaldırılması, kısıtlamaların hafifletilmesi peyderpey olacak. Bunu yaparken başka ne yapmamız lazım? Test kapasitemizi artıracağız. Bir yandan yeni vakaları tanımlayabilmek için özellikle bazı gruplarda yoğun test uygulamamız gerekiyor. Bunun başında sağlık personeli geliyor, bunun başında bakım evlerinde kalan yaşlılar geliyor, cezaevlerindeki mahkumlar geliyor. Bakın özel alanlarda, yani yangının yeniden alevlenebileceği özel alanlarda biz çokça test uygulamak zorundayız. Örneğin Almanya normalleşirken dedi ki ben haftalık test sayımı 700 bine çıkaracağım. Bakın bizim başından itibaren yaptığımız test sayısıyla hedeflenen test sayısını kıyaslayalım. Şüphesiz her ülkenin olanakları farklıdır. Kısıtlı imkanlar içerisinde her ülke kendi modellemesini yapmak zorundadır. Bir başka bakıştan ülkede toplumsal bağışıklığın ne durumda olduğunu ölçmek için antikor testleri yapmamız gerekiyor. Ancak antikor testlerini devreye sokarken pardon demeksizin, yani biz bu antikor testini kullandık ama bunun duyarlılığı düşükmüş, vazgeçiyorum demeden, duyarlılığı en az %99.7 gibi çok yüksek değerlerde olan, dünyada kabul görmüş antikor testleri ile toplumsal duyarlılığı da ölçmeye başlamamız gerekiyor. Tüm bunları birlikte yaptığımızda biz o zaman emin adımlarla ilerleyebiliriz ki her yaptığımız hareketin sonucunu, her yaptığımız kısıtlamanın kaldırılmasının sonucunu da 14 gün sonraki verilerle test etmemiz gerekiyor. Yani bir sonraki adıma hızlı hızlı, acele acele geçmek yerine 14 gün sakin beklemek, yani periyotlar halinde normalleşmeyi idare etmek, 14 günün sonunda enfeksiyon hızının geldiği noktaya bakarak yeni normalleşmeleri de birlikte getirmemiz gerekiyor ki bunun içinde küçük ölçekli işletmelerin açılması var, büyük fabrikaların çalıştırılması var, AVM'ler var, okulların açılması var, açılan alanlarda temizlik koşulları, dezenfeksiyon koşulları ne şekilde sağlanacak, çalışan kişi ya da orada bulunan kişilerin mesafe kontrolleri, maske kullanımları, uyumları, bakın bunların tümünü toplumu içine katmadan yapamazsınız. Dışarıda dolaşan insana
bizim kızma hakkımız yok. Eğer biz dışarıda dolaşan insana ya da içeride kalan insana hamdolsun her şey çok yolunda, biz bunu da başardık, hamdolsun bunun da üstünden gelecek söylemlerinde bulunursak, dışarıdaki insana da içerideki insana da ani cesaret, ani hareket serbestliği getiririz ki bunun sorumlusu bu ülkeyi yönetenler olur. Bunun sorumlusu yanlış mesajın ulaştırılmasını sağlayan bilim insanları olur. Hepimizin konuşurken kirli bilginin çoğalmamasına, kirli ve yanlış bilginin dolaşıma katkı sunmamasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü olayın içinde siyasal süreçler var, olayın içinde politik süreçler var. Kirli bilgi, doğru olmayan bilgi çok hızlı bir şekilde politikanın kendisi tarafından kullanılan doğrularmış gibi ortaya sürülebilir. Bunun sakıncaları, bunun sonucunda ödenecek bedeller bu ülkede yaşayan insanlara ait olacaktır. Evet, ekonomi çok önemli çünkü aş önemli, iş önemli, ayakta kalabilmemiz önemli. Burada bir maliyet var ama öte tarafta da insan kaynaklı bir maliyetten, insanın heba edilmesinden bahsediyoruz ki rakamlarla gösterilen, bugün ölen kişi sayısı 48 dediğinizde 48 aileden bahsediyoruz. 48 can, o 48 canın ait olduğu 48 aileden bahsediyoruz. Her bir canın bu hastalık nedeniyle kaybı çok önemlidir, çok önemsenmelidir. Hocam tabii yani bu dediğiniz çok önemli. Yani insan kaybı konusunda Türkiye 4000'e dayandı. 4000'e yakın insanımızı kaybettik biz bu salgın sırasında. Bu azımsanacak, küçümsenecek bir rakam değil. Genel tabloya baktığınız zaman Türkiye 9. sırada. Şimdi Amerika'ya çıkın. İspanya, İtalya ve Fransa zaten bu salgında önce boş vermişlikleri yüzünden, çok büyük bir hata yüzünden bugünlere geldiler. Onları da geçin ama bir de açık bir sınır politikası var. Özellikle Çin'le ticaret ilişkileri çok gelişkin olan ülkeler. İtalya'sı, Fransa'sı, İspanya'sı, Çin'den önemli ölçüde ithalat yapan ve Çin'le alışverişi yüksek olan ülkeler. Bunların arasında Türkiye'nin bulunması çok tuhaf değil mi hocam? Nasıl biz, Çin'le bizim ne tür bir münasebetimiz oldu ki bu virüs başlangıcından bu yana bu kadar hızlı Türkiye'ye girdi, bu kadar hızlı Türkiye'ye yayıldı ve bizi 9. sıraya kadar getirdi. Yani burada bir yanlışlık yok mu bizim yani demografik yapımıza, dış politikamıza ya da uluslararası ilişkilerimize ya da ticari ilişkilerimize baktığınız zaman bu biraz tuhaf değil mi? Niye biz 9. sıradayız? Şimdi bir pandemide 3 faz var aslında. Birinci faz henüz etkenle karşılaşmadan önceki faz. Bu dönem aslında biraz tedbirlerin alındığı dönem, biraz çokça öğrenmeye çalışma dönemi. Bu dönemde iyi şeyler oldu şüphesiz Türkiye'de ki ben bu iyi şeyler içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunu oluşturmasını, bu bilim kurulunda yer alan konunun uzmanı arkadaşlarımı açıkçası çok önemsiyorum. Ama sonra Sayın Sağlık Bakanı'nın da tam uyum sağlayamadığı aslında ya da zorunda kalarak uyum sağladığı süreç siyasetin hakimiyeti. Türkiye bazı önlemleri almakta tabii ki gecikti. Nedir bunlar? Örneğin sınır kapılarının kapatılması. İtalya'da çokça salgının büyüdüğü, alevlendiği süreçte Schengen vizesine sahip vatandaşlarımız İtalya'dan ama İtalya ile hava yolu kapatılsa da İtalya'dan Fransa, Almanya üzerinden Türkiye'ye geldiler, gittiler. Yani sınır kapılarını kapatmakta geciktik. Yine keza İran'la gidiş gelişler, mültecilerin varlığı, onların gidiş gelişleri. Ama sanıyorum bugün Türkiye'de etken olan COVID-19 ya da SARS-CoV-2'nin genetik haritası çıkarıldığında ağırlıklı olarak genetik haritada Suudi Arabistan'dakiyle benzer bir etken genetik haritasının görülmesi bence çok önemli. Çünkü salgının başladığı ve tırmanmaya başladığı o ilk 15 gün içerisinde öğrendik ki
21 bin vatandaşımız Umre'den gelecek. Birdenbire bu 21 bin kişi gelip nasıl karantinaya alınacak diye hatırlayın tedirgin olduğumuzda, bir de baktık ki zaten 15 bini gitmiş gelmiş serbest dolaşıma evlerine gönderilmişler. Bakın tüm Türkiye'de, Türkiye'nin her bir bölgesinde Umre'ye giden vatandaşlarımız hem kendileri hem aileleri hem de yakın çevreleri için kaynak oldular. Ben burada vatandaşlarımızı, Umre ziyareti yapan vatandaşlarımızı asla ve asla tenkit edemem, suçlayamam. Çünkü bu düzenlemeyi yapacak olan siyasi otoriteydi. Bir salgın, bir pandemi zamanı, Şubat ayının ilk 15 günü içerisinde Suudi Arabistan kendisine ilişkin bir alarm durumu ilan etmişken, Türkiye'nin Umre ziyaretini ertelememiş olması, engellememiş olması, o aşamada pandeminin birinci fazında Türkiye adına yapılan büyük bir açıktı. Yine o süreçlerde karantina süreçlerinin çok iyi yönetilmediğini, yurtlarda kişilerin birbirleriyle yakın ilişkide adeta hani bir kamp hayatı şeklinde 14 gün süreyle izole edilmeleri aslında aynı zamanda enfekte olmayanların da o süreçte belki de enfekte olmaları sonucunu getirdi. Hocam bir şey soracağım izninizle. Tabii. Bakın elinde COVID-19 normalleşme planı var Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı. Şimdi siz çok doğru olarak, haklı olarak dediniz ki Umre olayı Türkiye'yi çok yordu. Çünkü Isparta'dan Aylin Cesur, Isparta milletvekili, doktor aynı zamanda, Isparta'nın ilk 5 içinde olmasının sebebinin özellikle Umre'den gelen ilk 3 uçağın kontrol edilmeksizin Umre'den gelen insanların halkın arasına salınması ve onların da tabii ki kutsal bir ziyaret, tabii ki saygıyla karşılamak lazım ama bir Mekke dönüşü, bir mevlüt düzenleyip insanları toplayıp el öptürmesi, yani bir anlamda bir kaos yaşanmış. Ve o kaosta inanılmaz sayıda insan enfekte olmuş. Ama bakın, bu normalleşme planının din hizmetleri bölümü var elimde. Evet. Burada diyor ki, haç hazırlıkları Mayıs ayında yine. Bakın yine aynı şeyleri konuşacağız. Haç hazırlıkları, haç yolculuklarının eğitiminin yapılması 27 Mayıs 2020. Yani bu ayın 27'sinde yine hacca gönderecekleri insanları bir araya getirme konusunda bir çalışmaları var. Devamı da var. Haziran ayında camileri açıyorlar. Evet. Ve çok uzun bir süre yok Haziran'da. Bakın burada tarih 12 Haziran. Cuma namazlarının kılınmasını da serbest bırakacaklarmış. Ayrıca Ağustos'ta da Kur'an kurslarını açıyorlar. Yetmiyor. Umre hazırlıklarını Eylül'de tekrar başlatıyorlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani biz bundan ders almadık mı? Yani bunu bir bu tür bir takvime bağlamak yerine bilim kurulunun öngörülerini ve kararlarına göre yeniden düzenlemek doğru değil mi? Bu bana çok bilimsel değil de siyasi iktidarın bir din üzerinden rant sağlamasını sürdürme amacıyla bir telaşı gibi gördüm. Belki yanlış düşünüyorum. Size sormak istiyorum. Nedir bu? Yani niye bu kadar telaş? Yine niye bu kadar acele? Doğrusunu isterseniz gerçekten bu iş bilim kuruluna ve Sağlık Bakanlığı'nın yönetimine, denetimine bırakılsaydı süreç şüphesiz çok daha iyi yönetilecekti. Ancak sürecin sonundaki tüm aksaklıkların, eksikliklerin Sağlık Bakanı üzerinden ve bilim kurulu üzerinden bir tartışma konusu yaratacağını üzülerek şimdiden görmekteyim. Çünkü hiç kimse ben yaptım demeyecek, işte bilim kurulu vardı, tavsiye etselerdi, deselerdi, daha kuvvetli deselerdi veya Sağlık Bakanı'nda düğümlenecek. Görüldüğü gibi bilim kurulunun tavsiyeleri olsa, bilim kurulunun tavsiyesiyle yazılacağı gerçeğiyle farklı farklı kurumlar kendi kafalarındaki olması gerekenler, olsunlar üzerinden bir yol haritası çizmişler. Şimdi buraya kadar yapılan her şey niyeydi? İnsanların tecrit edilmeleri, eve kapatılmaları, 20 yaş altı, 65 yaş üstü. Enfeksiyonun oluşturacağı dalganın keskinliğini azaltmak,
hızlı bir şekilde düşük düzeyli bir pik oluşturmak, platoya geçmek, sağlık kapasitesinin çapını aşmamaya çalışmak, insanların sağ kalımını sağlamaktı. Şimdi aşısı olmadığına göre, tedavisi olmadığına göre, biz COVID-19'dan kurtulana kadar dalgalar şeklinde, ki enfeksiyon biliminde 9 dalga denir. Bir pandeminin, bir etkenin tamamen ortadan kalkması toplumun bağışıklığı için 9 dalga denir. Ama şüphesiz siz o salgını kontrole yönelik ne kadar doğru şeyler yaparsanız, her bir dalganın bir önceki dalgadan daha düşük seviyede olması, daha az insanı etkilemesi, daha az insanın ölmesi beklenir. Ancak şu anda neden bütün dünya ikinci dalgadan korkuyor? Ki Türkiye'de bilim insanları bunu sıkça bizler dile getiriyoruz. İkinci dalganın gelişi güzel alınan önlemlerin kaldırılması noktasında, gelişi güzel normalleşme süreçleri sonucunda ikinci dalganın daha şiddetli olmasından, ikinci dalganın daha fazla kişiyi etkilemesinden ve hayatlarını kaybetmesinden korkuyoruz. Halbuki amaç ikinci dalganın olması mutlaktır ama daha düşük amplitütlü olmasını istiyoruz. Şimdi bu çabuk çabuk normalleşme, bağımsız insanların birbirinden bağımsız kararlar almaları, ki bakın siz camiler, ibadet şekilleri, hacca gitme, bunların düzenlemesinden bahsediyorsunuz. Türk Futbol Federasyonu liglerin başlatılması kararını aldığında ve toplumsal olarak bu noktada eleştiriler geldiğinde Sayın Sağlık Bakanı dediler ki Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı kendisi almıştır. Bizim bir tavsiye kararımız yoktur. Bu çok acıklı bir açıklamadır bence. Çünkü burada kararı alacak olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'dur. Kararı uygulayacak olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Yine aynı şekilde AVM'lerle ilgili Sayın Sağlık Bakanı dediler ki AVM'lerin kapatılması konusunda kararı biz almadık. Ama o sırada o kadar çok başka kararlar alınmıştı ki AVM'ler zaten kapanmak zorunda kaldılar. Ama bugün geldiğimiz aşamada AVM'lerin yeniden açılması ya da açılmaması konusunda karar verici bilim kurulunun kendisidir. Sayın Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde olmalıdır. Yani ben yaptım, o istedi, o nasıl isterse, o başka bir kuruluş, böyle bir şey yoktur. Salgının yönetilme merkezi Sağlık Bakanlığı'dır. Bilim kurulunun tavsiyeleri yaptırımı oluşturabilecek kadar güçlüdür ve dikkate alınmalıdır. O tavsiyelere uyulmadığında ondan sonraki süreç zaten bilim kurulunun yönettiği bir süreç olmayacaktır. Bakınız, AVM'ler açılmasına rağmen bilim kurulundaki arkadaşlarımız hala AVM tehlikesinden bahsediyorlarsa, bir bilim kurulu üyesi ben AVM'ye gitmem diyorsa, sistemin nasıl çalıştığı, sistemin nasıl çalıştırılmak zorunda kaldığı açıkça görülmektedir. Hocam haklısınız. Bu arada izleyicilerimizden çok sayıda mesaj var. Bir tanesini size özellikle önemli olduğunu söylediğim bir mesajı okuyayım. İzmir Tepecik Hastanesi'ne gittim. Oradaki durumu görünce doktora görünmeden çıktım. Ana baba günüydü. Her yer koronavirüs hastası doluydu. Vallahi gerçeğini söyleyeyim, korktum ve çıktım. Nasıl bir normalleşme hocam? Bu mesela bir izleyicimizin, bir seyircimizin bir hastane ziyareti, kendisiyle ilgili bir endişeden dolayı gitmiş. Ama oradaki tabloyu görünce, doktora görünmeden çıktım, ana baba günüydü. Her yer koronavirüs hastası doluydu diyor. Yani bize işin bu tarafı çok anlatılmıyor mu, gösterilmiyor mu hocam? Ben de endişelenmeye başladım. Çünkü okuyucumuzun bu yazdıklarına inanmak ya da güvenmek durumundayım şimdi. Yalan yazacak hali de yok. Nedir bu? Şimdi şeffaflık diyorum ya başından beri. Şeffaflık, şeffaflığın olmaması ve bağlantılı olarak tabii ki güvenin kırılması. Bakın biraz önce hani R0 sayısından bahsettim. Hani Türkiye'nin R0 sayısından öte, İllere göre değişen R0, yani bir kişinin kaç kişiye bulaştıracağı rakamlarından da bahsetmemiz gerekir.
bize verilen rakamlar bütünsel rakamlar ama biz örneğin her gün İstanbul'da kaç kişiye test uygulandığını, İstanbul'daki pozitiflik oranını bilmiyoruz. İzmir'de günde kaç kişiye test uygulandığını, İzmir'deki oranı bilmiyoruz. Veya son günlerde örneğin vaka sayısında artış konusunda dikkat çekilen yeni iller var. Bu illerde ne oldu da vaka sayısı arttı? Ne eksik yapıldı? Bunlarla ilgili bilgilere ihtiyacımız var. Epidemiyologlar tıpta tıp dedektifleri diye tanımlanır. Şimdi düz verdiğiniz rakamlar aslında işte sayı ifade eder. Kaç kişi de pozitif, kaç kişi hastanede, kaç kişi entübe. Bu değildir. Esas olan hastalanan kişilerin bölgesel dağılımı nedir? Hastalanan kişilerin şehirlerde kümelenmesi nedir? Yaş dağılımı nedir? Ölüm oranlarını örneğin analiz ederken, az derken, çok derken kişilerin yaşlarını bilmek zorundayız. Kişilerin zemindeki risk faktörlerini bilmek durumundayız ve önemsemek durumundayız. Bu nedenle epidemiyologlara bu bilgilerin verilmesi, bu bilgilerle ilgili gerçek analizlerin yapılması ve o analizlerin toplumsal olarak paylaşılması gerekmektedir. Bakın Fatih Bey, şehirlerde toplam hasta sayısını belediye başkanları bilmiyor. Birçok şehirde, medya yoluyla da takip ettim, birçok şehirde vaka sayısını AK Parti il başkanları açıkladılar. Bu çok üzüntü verici, aynı zamanda kaygı oluşturucu bir durumdur. Bir ilde vaka sayısını açıklama yetkisi valilikte olabilir, valilerde olabilir, belediye başkanlarında olabilir, sağlık müdürlüğünde olabilir, başhekimlerde olabilir, hastane özelinde. Ama bir partinin siyasi teşkilatları, bir partinin il örgütleri o ildeki hasta sayısından, o ildeki pozitif hasta sayısından, o ildeki ölen kişi sayısından bahsedemez. Bahsetmemelidir. Bu onların işi hiç değildir. Zaten işin yönetişim biçimi siyasi başarı elde etmeye yönelik. Ülke zaten bir ekonomik kriz içindeyken salgına yakalandı. Bir yandan o mevcut ekonomik krizle birlikte bugünkü verileri tamamen salgına bağlama telaşı var. Öte yandan salgınla ilişkili bir başarı öyküsü yazma telaşı var. Bakın dünyadaki ülkeler arasında siz söylediniz. Türkiye ilk 10, ilk 13 arasında toplam vaka sayısı açısından, günlük vaka artış hızı açısından bugün İngiltere'den sonra Avrupa ülkeleri içerisinde Türkiye ikinci sırada. Günlük vaka artış hızı açısından İngiltere'den sonra ikinci sıradaki ülke Türkiye. Şimdi burada hiçbirimizin telaşı bir başarı öyküsü yazmak olmayacağı gibi hiçbirimizin telaşı şüphesiz buradan bir başarısızlık öyküsü yazmak da olmamalıdır. Çünkü sonuçta her birimiz hastalanma potansiyeline sahibiz. Kendimiz, bir yakınımız, bu ülkede yaşayan herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, her bir kişinin hastalığı hepimizin derdidir. Her bir kişinin hayatını kaybetmesi hepimizin derdidir. Buradan çıkacak başarı bir toplumsal başarı öyküsü olabilir, siyasi başarı öyküsü olmamalıdır. Toplumsal başarıyı da birlikte yazmak durumundayız. Dayanışma olmadan, uzlaşma olmadan, imece olmadan toplumsal başarıyı yazamayız. Bir yandan hastalıkla savaşırken sağlık personeli olmadan, sağlık personelinin özverileri olmadan buradan bir başarı sağlayamayız. Şimdi mesela diyorlar ki bakınız şehir hastanelerine itiraz ettiniz. Şehir hastaneleri bizi başarıya götürdü değil. Eğer şehir hastaneleri yatak kapasiteleri ile bugün bu salgında yeterli olabilseydi diğer bakanlık hastanelerini, üniversite hastanelerini hatta özel hastaneleri bu iş için kullanmak durumunda kalmazdık. Bakın bugün normal sağlık hizmeti yavaşlamış durumda. Hastanelere COVID-19 şüpheli hastalar ve gerçekten aciller dışında insanlar gitmeye korkuyor. Neden?
Örneğin Eskişehir'deki bütün hastanelerde COVID-19 hasta kabulü, COVID-19 hasta yatışı olduğu için insanlar enfekte olmamak istiyorlar. Demek ki bir başarı öyküsünü yazmadan önce örneğin sağlık sisteminde normalleşme programını nasıl yapacağız? Buna kafa yormamız lazım. Ben bunu çok önemsiyorum. Mevcut hasta sayıları, mevcut hastaların şehirler bazında, bölgeler bazında dağılımı üzerinden biz hastanelerimizi nasıl normalleştireceğiz? COVID-19 hastanelerini nasıl ayıracağız? Diğer hastanelere hasta başvurunca ne yapacağız? Bakın en çok kafa yorulması gereken ve normal sağlık hizmetinin verilebilmesi için kronik hastalıklar var, çocuklar var, çocukluk aşıları var. Bakın bu hizmetlerin hepsi 2 aydır, 2,5 aydır aksamış durumda. Bizim bir başarı öyküsünü yazma zamanımız için daha erken. Biz başarı öyküsünü yazarız. 5 ay sonra yazarız, 6 ay sonra yazarız. Gün dayanışma günü ama gün dayanışmayla birlikte sürecin akılla yürütülme günü. Siyaseti bir tarafa bırakacağız. Siyasi hamaseti bir tarafa bırakacağız. Siyasetin bütünsel olarak kafa kafaya vermesi, o ortak kafalardan ortak en iyi aklın ortaya çıkması, sen ben demeden biz olma gününden bahsetmemiz gerekiyor. Başarıyı ancak biz olursak, biz olduğumuzu birbirimize hissettirebilirsek sağlayabiliriz. Yoksa onun dışında aynı gemideyiz. İşte biz bu ülkenin insanıyız ama birbirimize bağırırız, birini terörist diye ilan ederiz, ötekini bizim çocuklar diye bağrımıza basarız dediğimiz noktada başarı çok kolay gelmez. Ben bu konuda endişeliyim ama sağlık personeli bir başarı öyküsü yazmıştır şüphesiz. El ele vererek herkes yardımcı sağlık personeliyle, hemşiresiyle, hekimiyle, hocasıyla, başhekimiyle, yönetimlerin tamamıyla bir başarı öyküsü yazılmıştır. Bu bizim insan kaynağımızdır. Peki, bu insan hocam, kaynağıyla hepimizin övünç duyması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Önemli bir bilgiydi bugün. Bir eksiklik vardı. O eksikleri boştaki yerlere doldurdunuz. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar tüm sağlıkçı arkadaşlarımıza, sizle birlikte emek harcayan bu ülke için tüm dostlara da selamlarımızı buradan iletiyoruz. Aslında Trump'ın sağlık danışmanının bir sözü var. Diyor ki, eğer önlem alınmazsa modern tarihin en karanlık kışını yaşamaya devam edebiliriz diyor. Salgın önemli. Siz olun. En azından bayrama kadar lütfen işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Çıkmayın çünkü bu virüs bizimle birlikte yaşayacak. Aynen Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği gibi virüs HIV gibi hiçbir zaman yok olmayacak, sizinle yaşayacak diyor. Unutmayın, kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Birazdan da İrfan Derimenci ile ana haber var. Orada da detayları izleyebilirsiniz. İyi akşamlar, hoşçakalın.